Herkese merhabalar arkadaşlar. Ebopekok ve periyodik problemler konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. arkadaşlar tatil bitti ve ilk dersimiz her zaman olduğu gibi matematik. Çünkü matematiği seviyorsunuz ve onunla motive olacağınızı düşünüyoruz. Hemen takvimize bakalım. Ara tatilimiz bitti. İlk dersimiz Eva yok arkadaşlar ve periyodik problemler. Haftaya da birinci dereceden bir bilmeyen denklemler var. Ve bir an önce 9. sınıfı toparlayacağız ve okullarla birlikte güzel bir formata geçeceğiz. Evet bugün ne göreceğiz peki? Bugün bir tam sayının asal çarpanlarını göreceğiz en büyük ortak bölen yani EBOB'u göreceğiz. Sonrasında da EKOK göreceğiz arkadaşlar. Bakın bu EBOB kısaltılmış hali. Hemen sonrasına baktığımda da EKOK göreceğiz. En küçük ortak kat EKOK'u göreceğiz. Ve sonrasında da arkadaşlar EBOB ve EKOK problemlerini yapacağız. Periyodik problemlerle de konumuzu bitireceğiz. Bugün gerçekten de bayağı önemli yerler var. Vakit kaybetmeyelim. Güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde başlayalım. Evet hemen kullanım alanları ve faydalarına bakalım. Sonrasında dersimizin konusuna geçelim. Güzel bir şekilde anlatalım. Ama nerede kullanılıyor? Ne işe yarıyor? Hemen okuyalım. Ekok ve Ebob sırasıyla birden fazla sayının en küçük ortak katı ve en büyük ortak bölünüdür. Günlük hayatta sıklıkla karşınıza çıkar. Ama bunun farkında değilizdir belki. Eşit sayıda paylaşımlarda, fayans döşemelerinde, arazileri ağaç dikilmesinde veyahut da tel çevrilmesinde örneğin bir fabrikada üretilen dikdörtgenler prizması şeklindeki katı sabunların marketlere ulaşırken taşınacağı kollerin boyutları ekok yardımıyla bulunur. Ve buna benzer şeyler veya hatta sen elinde küçük kutuların var onları kollere koyacaksın. Veya hatta başka bir şeylerle küçük kutularla büyük bir küp, küp yapmaya çalışacaksın. Bunların hepsi neyle olur arkadaşım? Ebop'la ekok la olur. Peki vakit kaybetmeyelim ödevimizi söyleyelim. Ödevimiz 0'dan 9'a kitabımızda sayfa 96 arkadaşlar 96'dan 104'e kadar işte 96 EBOPLA başlıyoruz. Sonrasında bakın buraları sakın kaşırmayın. Hemen konuyu anla, örnek sorunu yap, çöz geç, nereye? Süzgece. Süz kendini yapamazsan kare kodu okut. Sonrasında EKOK, sonrasında süzgeç. Ekok. Bundan sonrasında ne var arkadaşım? EKOK ve problemleri. Periyodikler var. Nereye kadar? Bölme bölünebilmeye kadar. Pardon, bölme bölünebilme kısmı zaten tara geç kısmında. Gerçek Sayılarda aralık kavramına kadar bunları yapıyorsun. Peki Dinamo kitabında neredeyim arkadaşım? Dinamo kitabında da bakın 9. Tesla yani asal çarpan ve pozitif bölenlerle başlıyorsun. Tesla 10, 11, 12 yapıyorsun. Soru çözümü için de Dinamo kitabından yapıyorsun. Ödevleri kesinlikle yapıyorsun. Yapmadan gelmiyorsun. Aşırı önemli. Geldim konuma. Bir tam sayının asal çarpanları ne demek? Ona bir bakalım. A bir tam sayı olmak üzere. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar. He, o zaman benim bütün sayılarım asal sayılar şeklinde çarpanlara ayrılıp daha hoş bir şekilde analize hazır hale getirilebilir. A, B, C sayıları da doğal sayılar olmak üzere A tam sayısını bu şekilde yazmaya asal sayının üssü, asal sayının üssü, asal sayının üssü farklı sayılar da olabilir tabii. Veyahut da iki tane de olabilir hatta bir tane bile olabilir şeklinde ifade edilmesine Asal çarpanlarını bakın asallar ve çarpım durumundalar ayırma denir. X, Y, Z sayıları A'nın asal çarpanlarıdır. İşte burası çok önemli. Aslında matematik zor değil. Bu terimler, bu kavramlar zor değil. Sadece biraz üzerine düşünmek lazım. Asal ve çarpan. Asal sayı ve çarpıyor. İşte burada onu anlatıyor. Peki X, Y, Z ne? Asal çarpanlar. İşte bunları çok iyi bir şekilde anlamamız lazım. 60 sayısını asal çarpanlarına ayıralım diyor arkadaşım. 60 sayısına bakarsam hemen 60 nedir? 60'ı bakın bunu 8. sınıftan biliyorsunuz zaten. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bakın ne yaptım? 2 tane 2. Yani 2 üzeri 2 çarpım durumundaki ikiler oldukları için ne yapıyorum arkadaşım? Üstü sayı formatında 2 üzeri 2 yazıyorum. 3'ten sadece bir tane var ve de 5'ten de sadece bir tane var. Asal çarpanlarını ayırdım mı? Ayırdım. Peki 60 sayısının asal çarpanları neler? 2, 3 ve 5'tir. Unutma arkadaşım. 2, 3 ve 5'tir. Geçtim. En büyük ortak bölene baktığımda da en büyük ortak bölen birden fazla sayının Ortak bölenlerin en büyüğüne en büyük ortak bölen denir. Demek ki burada bizim için önemli olan birden fazla sayı olacak. Zaten ortak dediğine göre ortaklık en az iki kişiyle olur. O zaman iki ve daha fazla şeylerin ne yapacağız? Ortak bölenlerine bakacağız. Şimdi örnek olarak bakın 30-48'e bakarsak. 30-48'de ikisini de bölüyorum ikiye. 15'e 24. Bakın ikisi de bölündüğü için yuvarlığa aldım. İkisini de şu an 2'ye bölemiyorum. Bu çünkü hala 15 bu 12. Bir daha 2'ye böldüğümde bu 15 bu 6. Bir daha 2'ye böldüğümde bu 15 bu 3 oldu. Şimdi 3'e bölersem burası 1, burası 5 oldu. Şimdi ne yapacağım? Bu bitti ama bu bitmedi. Bunu da yazdım. Bu arada ne yaptım? 3'e ortak bir daha böldüm. Şimdi çok dikkat edin arkadaşlar. 30 ve 48 sayıları. Çok dikkat. 30 ve 48 sayıları ne yapıyor? İkisi de 2'ye bölünüyor. Bakın ikisi de 3'e de bölünüyor. İkisi 4'e bölünmüyor. İkisi 5'e bölünmüyor. Yalnız ikisi 6'ya da bölünüyor. İşte ortak olarak 30 ile 48 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor ve 6 sayısına bölünüyor. Daha da ileride sayı yok. Peki bizim istediğimiz ne? En büyük ortak bölen. Yani bu ev konusunda. Lütfen öcüymüş gibi davranmayalım. Lütfen korkunç şeylermiş gibi ne yapacağım diye düşünmeyelim. Adı üzerinde Türkçe yazıyor ve matematik yapıyoruz. Ne yapacağız arkadaşım? Ortak bölenlerinin en büyüğü. İşte ortak bölenleri ikisinde de 2 iki böler, 3 böler, 6 böler. En büyüğü 6 olduğu için yapıyoruz. Peki bu sistemde ne yaptık? Ortak bölenleri buldum 2 ve 3 diye. Tabii ki de bunları çarpıyorum. 2 kere 3'ten dolayı 6 yüzür. Peki gösterim nasıl? Gösterim EBOB. Kimin EBOB'u? 30 ile 48'in çünkü ortak bölenlerin en büyüğü demekti. 2 sayı var. O zaman buraya da ne yazıyorsun? 6 sayısını yazıyorsun. Olay çok basit. Lütfen kendimizi kasmayalım. Rahat bırakalım. Çok rahat bir konu olduğunu göreceksiniz. Aslında öğrenciler için zorlanılan bir konudur. Ama merak etmeyin yavaş yavaş çok iyi anlayacağız. Geçtim en küçük ortak kata. Birden fazla sayının yine ortaklığı var. Bu sefer katlarının en küçüğüne bakacağım katlarının bakın kat atıyoruz. İnşaat atarken inşaat yaparken ne yaparlar? Birinci katı yaparlar, ikinci katı atarlar. Üçüncü katı atarlar, dördüncü katı atarlar. Yani olayı büyütürler. Şimdi çok dikkat. Peki bu sefer nasıl bulacağız? İkiye böldüm. On e 24. Bu arada burada bölmeyeyim. Hazır bölünmüşü var. Aynı sayılar çünkü uzatmayalım burayı. Vakit kaybetmeyelim. Sizin çünkü vaktiniz kıymetli. İnsanların hepsinin vakti kıymetli. Çünkü yapacak çok iş var. Okunacak çok kitap var. Eğlenilecek ailemizle, dostlarımızla çok vakitimiz olması lazım. İzlenecek filmler, dinlenecek, okunacak güzel şiirler... Çok güzel vakitler geçirmemiz gerekiyor. O yüzden vaktinizi almayalım derken bunu söylerken vakit kaybettik. <laughs> Bir paradoksa düştük ama olsun. Bakın şimdi hazır aldık. İki. iki kere iki dört. İki kere 2 kere 2 8. 2 ile çarptım 16. 3 ile çarptım 48 ve 5 ile çarptım 240. Ne yaptım arkadaşım? Burada bu sefer ortakları değil alayını aldım. Hepsini aldım. Buradaki herkesi aldım ve ne buldum? Bunların hepsi birden benim çarpımım 240 ediyor. İşte ekok yazarken de 30-48'den dolayı ne yazacağım bu sefer? Ekokuna 240 yazacağım. Kimin? Kimin ekoku? 30 48'in. Yazın bu. Cevap bu. Peki, ekok'un anlamı nedir? Bakın kat atıyoruz. Hemen yazalım. 30'un katları 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Bakın şimdi 48'in katlarına bakalım. 48, 96, 144, 180, pardon özür dilerim 172. Bir an 36 ile topluyorum zannettim. 172. Sonrasında da ne var arkadaşım? 200 172 değil ya burası. 192. Ne yapıyorum ben ya? Hah devam edelim. 192 sonrasında 240 sonrasında da 288 diye devam ediyor. Bu da 270 diye devam ediyor. Bakın katları 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 ama bana katları lazım değil ki. Ortak katlarının en küçüğü lazım. Bakın burada gördüğünüz gibi 240 sayısı ikisi içinde ortak. Peki bir düşünelim. Sizce 240'tan sonraki en küçük ortak kat ne? 240'tan sonraki en küçük ortak ortak kat ne? İşte burada da 2 ile çarparsam 480, 3 ile çarparsam 720. Bu ikinci en küçük ortak kattır. Bu da üçüncü en küçük ortak kattır arkadaşım. Unutma. Demek ki bunların en küçük ortak katı 240 ve sonrasında da katları şeklinde bir sonrakini bulabilirim. Demek ki zor bir şey yok. Mantığı çok basit. Artık ben ne yapıyorum? Ortak katları ala ala gidiyorum. Geldim üçlüye. Üçlü olursa ne yapacağız? Veyahut da beşli olursa altılı olursa ne yapacağız? Yine aynı şekilde yapıyorsun. Burada hepsini aynı anda bölmeye çalışacağız. Ve EBOB için tabii ki de bu. Ya da EKOK için de bulduğum bütün sayıları çarpacağım. Bu arada EBOB bulurken özellikle EBOB bulurken hepsini aynı anda ortak böleni görürsen hemen patlat. Mesela bir önceki örneğimizde 30 ile 48'di. Ben ikisinde de aynı anda 6'yı görüyorum. Bakın 6'ya bölünüyor 6'ya bölünüyor. O zaman buraya hızlıca 6 yazabilirsin. Bak ne olur burası 5 burası 8 olur. E bunlar aralarında asıl olduğu için bu 5 yaparsın 1 bunu 8 yaparsın 1 ve gördüğün gibi 240 yine bulursun. Peki ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum arkadaşım. Bak 30, 60, 80. Her biri 3, 10'a tam bölünüyor. Bu 3 sayının her biri 10'a bölünüyor. Ona ortak bölündükleri için onu hızlıca al. Buraya 3, buraya 6, buraya 8 yaz. Şimdi devam edebilirsin. 3, 3, 4. Bir daha 2'ye böldüm. 3, 3, 2. Bir daha 2'ye böldüm. 3, 3, 1. Ve sonrasında da 3'e böldüm. 1, 1 geldi. İşte bakın arkadaşlar. Demek istediğim bu. Üçünde de aynı anda gördüğünü hemen yaz. Nasıl olsa üçünde bölüyor ya. Hemen buraya on yaz. Olayı bitir. Şimdi bakın ne yazıyoruz bu sefer? Ebob yazdım. Kimin ebobları bunlar? 30'un, altmışın... ve 80'in ebobları. Peki ebob ne? Ortak bölenlerinin en büyüğü. Bakın bunların üçünü de ortak, iki böler, beş de böler ama en büyüğü ondur. Peki ekok için yazarsak ne olur? Ekok dediğimiz en küçük ortak kattı... Ortak katta da alayını alacaktım. 10 aldım. 2'ye aldım 20. 2'ye aldım 40. 2'ye aldım. Yine 2'ye aldım. 83'ü aldım. 240. Kimi ne koku? 30, 60, 80'i ne koku? Ne olacak arkadaşım? 240'mış. Bakın 30, 60, 90, 120, 150. 180, 210, 240. Bak geldim 240'a. 60, 120. Aa de ortaklar hocam. Ama 80 de var ya işin içinde. 30 ile 60'a baksaydım 120 idi. Ama 80 de var. Üçünün orta ekokunu sorduğu için o yüzden 240'ı yaptım. Alıştırmamı çözdüm. Geldim bir başka muhabbete. Eskiden bunu anlatılmıyordu. Bu kısım yoktu. Ta ki ÖSYM e bu soruyu sorana kadar. Nerede? Eski bir sınavda. Basit bir sınavdı. Ama ilk defa görüldüğü için çoğu arkadaş yapamadı. Peki ne soruyor ne yapacağız? Asal çarpanlarına ayrılmış halde verilirse sayıyor. Bak sana hazır. Her şey hazır. Sadece tuz döküp yiyeceksin yani. Öyle kebap bir olay. Asal çarpanlarına ayrılmış olarak verilirse ortak asallardan üstü küçük olanların küçük çar olanlarının çarpımı sayıların EBOB'unu verir. Zaten arkadaşım EBOB neydi EBOB? Bakın EBOB neydi? Kimin EBOB'una bakıyorum bu arada? A ve B sayılarının EBOB ortak bölenler demekti. Bakın ikisinde de ortak 2 var mı? Var. İkisinde de 3 var mı? Var. O zaman ben 2'leri alacağım. Ama ortakları kadar alacağım. E bunda 3 tane, bunda 4 tane var. Tabii ki de ortağı kadar alacağım. Çarpı 3'ler ortak dedik. Bunda bir tane, bunda bir tane, bunda iki tane olduğu için ortaklarından da 3 alacağım. Bir daha söyleyelim. Ortak asallardan 2 ve 3'lerden üssü küçük olanlar alınacak. Dersen biraz ezbere kaçarım ama mantığını söylediğimiz anda da olayı bitirirsin. 8 kere 3'ten dolayı bunun cevabı 24 olur. Şimdi bir de ekoka bakalım arkadaşım. Ekokta durum nedir? Ekok dediğimizde de ortak asalların üstü büyük olanlardan ortak olmayanların ortak olanlar ve ortak olmayanların tamamının çarpımı. Zaten biz şu tabloda ne yapıyorduk arkadaşım? Bu tabloda ...herkese alıyorduk. E bunlar kimler? Bunların ayrı ayrı çarpanların ...nelisi? O zaman ortak ya da değil. ...herkese alacağım. Herkesi. Bak yazdım. İkiler ortaktı. Yazdım. Üçünü alırsam bunu alırım. Bundaki bir ikiyi almamış olurum. O yüzden iki üzeri dördü almalısın. Üçlerden de üç üzeri ikiyi almalısın. Beşlerden de tabii ki de var olanı almalısın. Yedilerden de bunu almalısın. Bunların çarpımını yaparsan da uzatmamak adına e, söyle, söylemeden geçebilirim ama kolay bir çarpma var. Onu söyleyelim Bakın iki üzeri dört on, on, e, on 2 üzeri 4 16 çarpı 5. Bakın burası zaten 80 ediyor. Yani şu ile şu sayının çarpımı 80. E bir de burada 9 var. Bir de 7 var. Bunları da çarptım mı da ne olacak arkadaşım? Şurası bakın hop 720 ediyor. Burada da 7 ile çarpacağız. Zaten 0 elimde. 70 ile çarpsam 490. Bir tane de 2 tane 2 tane 7 yapsam 504. O zaman ne olmuş oluyor arkadaşım? 5040 olarak cevabım karşıma gelmiş oluyor. Geldim çok 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 önemli bir kurala. Müthiş manyak yani çok deli bir kural. Çok önemli bir kural. O da şu. EBOB'la EKOK'u çarparsan sayıların çarpımına eşit olur arkadaşım. EBOB'la EKOK'u çarparsan sayıların çarpımına eşit olur. Bakın matematikteki en önemli kural düzgün yazmak. Bakın ne kadar düzgün yazdım. Bakın ne kadar düzgün yazıyorum. Matematikteki iyi yapmak istiyorsan çok düzgün güzel yazacaksın. Ama matematikte başarılı olmak istiyorsan, çok iyi netler yapmak istiyorsan, ÖSYM sınavlarında TYT'de, AYT'de başarılı olmak istiyorsan işte o zaman kuralı tersten de bileceksin. O zaman neyi bileceksin? İki sayının çarpımı EBOB'la EKOK'un çarpımıdır. Ne var hocam bunda? Kolay. Deme sakın. Çünkü öyle olmuyor. Lütfen kuralları tersten de bil. X1 pozitif tam sayı olmak üzere. EBOB 8'miş. O zaman bakın. EBOB'la ha ben ben kısaca yazayım. EBOB'la ekokun çarpımı neydi arkadaşım? Sayıların çarpımıydı. Yani X çarpı 56 mı? Bu arada bu çarpı şu nokta çarpıdan oluyor. E peki EBOB'un neydi arkadaşım? EBOB'un um benim 8. E Ekokum 280. E sayılardan biri X. Biri 56 olduğuna göre. Bakın 56 280. Nedir? Bu 5 katıdır arkadaşım. O zaman burası 5, burası 1. O zaman x dediğim sayı ne çıktı? 40 çıkmış oldu. Bak direkt kafadan basit bir şekilde, hızlı bir şekilde yaptık. E sağlamasını göster hemen. Bak 40, 56. Evet doğru. 8'e böldüm bu. Bu 5, bu 7. Bak bunlar aralarında asal. Ortak yok. Demek ki bu 8 doğru. E 40, 56. E bakın e, bu 8 zaten. E 8, 5, 7. ...sayıları çarptığında da... ...bu da ne etmiş geliyor bana? 280 etmiş oluyor. E, güzel bir şekilde bulduk. Sağlamasını da yaptık. Demek ki EBOB'daki okun çarpımı... ...sayıların çarpımını eşitmiş. Ama... ...bu sayılar aralarında asalsa... ...aralarında asal ne demekti arkadaşım? İki sayının birden başka ve... ...eksi birden başka ortak bölünü yoktu. E pozitiflerde birden başka bölünü yoktu. EBOB dediğim şey o zaman... ...kesinlikle bir mi? Bir. O zaman EBOB birse... Sen bir önceki formülün de EBOB'un yerine bir koyarsan e direkt o zaman bir kere EKOK EKOK'tur. O zaman EKOK ne olur? Aralarında asal sayılarda EKOK çarpımları olur. Bakın size bir şey hatırlatayım. 2 bölü 5 ile 4 bölü e, 4 bölü olmasın da e, 7 bölü 10'u toplarsak bakın 2 bölü 5 ile 7 bölü 10'u toplarsak biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki hocam bunları 4 ile bunu da 2 ile çarpıp ortak bir katla ya da şöyle bunu 2 ile şurayı ben 15 yazayım arkadaşlar. Şurayı 15 yazayım. Heh. Bakın diyoruz ki şurayı da 10 yazalım mesela. Buraya da 10 yazalım. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Hatta düzelteyim şurada şunu. 2 bölü 10 ile 7 bölü 15'e bakalım. Şimdi diyorsunuz ki hocam bunları toplarken burayı 3 ile çarparım burayı 2 çarparım. Niye böyle yapıyorsunuz biliyor musunuz? İşte bu 10 ile 15'in ekokunu bulmak için. 10 ile 15'in ekokunu aslında siz ilkokuldan beri yapıyorsunuz. Peki bu sayılar aralarında asıl olsaydı. 2 bölü 5 ile 7 bölü 8 yapsaydınız. Aa hocam bunların ortak katı 8 ile 5 ile çarpımından gelir. Niye? Çünkü aralarında asal ya. Ekokları direkt iki sayının çarpımı oluyor. Bakın matematik zor değil. Matematik sadece bazı şeyleri birleştirmekle alakalı. İlkokul 3'ten beri yaptığınız kesirleri birleştirmek... İşte bakın aslında Ebu Kükrun temelini, temelini oluşturuyormuş farkında değilmişiz. O zaman devam edelim arkadaşım. Bakın şimdi x ve y aralarında asal sayılar olmak üzere ekok verilmiş 420 diye bize de x'in ne olduğunu soruyor. Çok dikkat şimdi. Bunun altında görünmez bir var. Bunun paydasını y ile eşitleyelim. O zaman ne oldu? X çarpı y artık ortak paydadılar. O zaman bölü 240 şey artı 240 bölü y eşittir 20. Şimdi bakın. E aralarından asal sayılarsa ekok buysa o zaman ekok dediğim şey a çarpı b değil miydi? Yani buradaki sayılara göre x çarpı y değil miydi? E, x çarpı y 420 olduğuna göre o zaman yazalım. 420 artı 140 bu arada içler dışlar çarpımı yaparsam da bu y karşıya geçer 20 y olur. E, buraya bakıyorsun 560 eşittir 20 y ise e, sıfırlar gitti. E, 56'yı 2'ye bölersem ne olmuş oldu? Y 28 olmuş oldu. Bakın. Bakın bakın. Süper. Ama bana X'i soruyordu. İşte iki sayının çarpımı X çarpı Y biz 420 dememiş miydik? E o zaman X çarpı 28 420 ise e, her iki tarafı bir 4'e böl ya da 2'ye böl. Bakın X eşittir ne oldu? X çarpı 14 eşittir. 2'ye böldüm. 210. 7'ye bölünüyor. X çarpı 2 eşittir. 30. Aa x eşittir 15'miş. Bu arada bakın ben 15 olduğunu direkt görmüştüm ama göremiyorsan tek 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 sadeleştirebilirsin. Niye? Çarpım durumunda diğer tarafta da sayı var. Sadeleşebilir. İşte bu şekilde de ben x'in ne olmuş olduğunu buldum. 15 olmuş olduğunu buldum. Bakalım gerçekten doğru mu söylüyorum? E, y de 28'di. Bakın aralarında asallar çok güzel. E birbirlerinin çarpımı ekok olacak. Zaten biz de oradan bulmuştuk. 28 çarpı 10 olsaydı 28 280'di. 5 ile çarparsam 140'tı. Toplamları da 420. İşte bu kadar olayı bitirdik. Geldim buraya. X ve Y ardışık çift sayılardır. Aa bir dakika. O zaman ardışık çift sayılarsa düşünsenize. Biri 20 ise biri 22. Biri 38 ise 40. Aa, bir dakika. O zaman ben şunu bildim. Ardışık çift sayılarsa EBOB'ları x ile y'nin EBOB'u nedir arkadaşım? 2'dir. Süper. Bakın bunu bulduk. EBOB 2 ise o zaman ben neyi biliyorum? Ben neyi biliyorum arkadaşım? Hemen EBOB'un 2 olduğunu bildiğim için burayı 2 yazarım. Bakın şimdi ne olacak? EKOK x, virgül y yani x ile y'nin EKOK'ları ne olmuş oluyor arkadaşım? 40 olmuş oluyor. Şimdi bana diyor ki bu sayıların bu sayıların arkadaşım e, neyini biliyorum ben şu an? 40 olarak ekoklarını biliyorum. E, ben bir de şu kuralı biliyorum. Ekokla EBOB'un çarpımı neydi arkadaşım? Sayıların çarpımıydı. E, Ekok'un 40. E, EBOB'un 2. E, o zaman X çarpı Y neymiş? 80'miş. Ha Şimdi elimde o zaman iki tane veri var. O da şu. Ardışık hangi iki sayının çarpımı 80'dir? Ardışık hangi iki sayının çift sayılar bunlar bu arada çarpımı 80'dir? X çarpı Y 80 olacak. Yalnız ikisi de çift ve ardışık olacak. E tabii ki de çoğunuz bildiğiniz 8 çarpı 10'dur. O zaman demek ki X dediğim şey küçük kabul edersem 8. Y dediğim şeyi büyük kabul edersem 10. Bana da X artı Y'yi soruyordu. Toplamları da 18 olmuş olacak. Bakın doğru mu yaptık? Evet 8 ile 10 ardışıklar. Evet evopları 2. Bakalım ekokları ne olacak? 8, 10. E tabii ki de 8 kere 5, 10 kere 4. Ne olmuş oldu? İkisi de 40 olmuş oldu. Ekoklarını da bu şekilde bulmuş olduk. Güzel bir soruydu. Bildiğim ne varsa Allah ne verdiyse kullandım. Gördüğünüz gibi de olayı çözmüş oldu. Geldim bir sonraki soruma. Her A, B elemanıdır pozitif tam sayılar için A ve B sayısı A küçüktür B ise arkadaşlar EBOB küçük sayıdan küçük ya da eşittir EKOK da büyük sayıdan büyük ya da eşittir. Bakın unutmayın bunu her zaman EBOB küçük sayıdan küçük ya da eşittir EKOK da büyük sayıdan büyük ya da eşittir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım hiçbir zaman. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere EBOB 30 olduğuna göre A artı B en az kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar unutmayın. Ben A artı B'yi en az istiyorum ya. O zaman bu sayılar bakın 30'a 1 olsa 31 olur. 30'a 1 olabilir mi? Olur. Hiçbir sıkıntı yok. Ha bu arada EBOB'ları ortakları özür dilerim özür dilerim. Sözümü geri alıyorum. 30 dediğim şey EBOB'ları olduğu için EBOB dediğimiz ortakları. Demek ki A 30'un bir katı. B de 30'un bir katı. E arkadaşım Bunlar aynı sayılar olabilirdi normal şartlarda 30-30 yazabilirdim. Ama soruda birbirinden farklı dediği için o zaman bakın hemen b'yi 30 kere 1'den 30 hemen a'yı pardon, b'yi de 30 kere 2'den dolayı 60 olarak söyleyebilirim. Bunun için hiçbir sebep hiçbir engel yok. O yüzden ben buna 90 diyebilirim. Bakın bir daha söylüyorum Biraz önce İlk başını yanlış söylemiştim. Orayı toparlarım 30'da 1 demiştim. Bir daha geri alıyorum. EBOB 30 ortak bölenleri. ikisinde de ortak bir 30 var. Yalnız X ile Y birbirinden farklı olacak. Yani aralarında asıl olacaklar. Çünkü niye onlar da ortak olursa 30'dan büyük olurdu. 30'a 30, 30 X'e 30 Y dedim. Sayılar birbirinden farklı için bire bir değil de bire iki seçtim. O zaman da ne oldu? 30 artı 60'tan dolayı 90 demiş oldu. Geçtim. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere EBOB'ları 6, EKOK'ları 84 olduğuna göre A artı B en az kaçtır diyor. Şimdi çok dikkat edin arkadaşlar. Bu gibi sorularda şöyle yapabilirsiniz. E, A'ya sen ne diyeceksin? 6x. E, B'ye ne diyeceksin? 6y. Neden? E çünkü bunlar 6'nın katları. Bu arada unutmayın. X, Y aralarında asal. Aralarında asal arkadaşım. X, Y aralarında asal. Burayı sakın kaçırma gözden. Çünkü aralarında asal olmasa bu 2, bu 4 olsa o zaman altının yanına bir de iki çarpanı gelir. Burayı anladık. Şimdi bakın EBOB ile EKOK'umun çarpımı neydi benim? EBOB çarpı EKOK neydi arkadaşım? Şu çarpıyı yuvarlak yapalım yine. Neydi? İki sayının çarpımıydı. E arkadaşım hatta buraları AB yazabilirdim. E o zaman 6 çarpı e 84 eşittir ne olacak? 6x çarpı 6y olacak. E 6'lar birbirini götürdü zaten. Şu 6 ile şu da birbirini götürdü. 15 olsaydı 90'dı. Demek ki 14'müş. O zaman ne oldu? X çarpı Y 14 oldu. Ben sayıları en az seçmek istiyorum. O zaman bakın zaten iki sayının çarpımı 1'e 14 olur ya da 2'ye 7 olur. E 1'e 14 seçersem sayıları birbirinden uzak seçersem ne olur? E toplamları büyür. Sayıları birbirine yakın seçeceğim ki o zaman ne olacak? A eşittir 6x'ti. B eşittir 6 ydi O zaman A eşittir 6 kere 2'den 12. Bakın x'e 2 dedim. B eşittir 6 kere 7'den dolayı 42 olmuş oldu. Şimdi bir daha bir, daha bir gözden geçelim. Bakın 12'ye 42 evet ortak katları nedir? 6'dır. E, bunların ekokuna baktığımda da e, 44'ün 2 katı 12'nin 7 katı oluyor. Çok da güzel oluyor. Bir sıkıntı olmuyor. O zaman ne dedim? Sayılarım 12 ile 42'den dolayı nedir arkadaşım? A artı B 54'tür. Peki hocam 1'e 14 verseydik. Bakın 1'e 14 verseydin o zaman A dediğin sayı senin için 6 olacaktı. 14 verirsen de 6 kere 14'ten de nedir? 84 olacaktı. Toplamları senin için de 90 olmuş olacaktı arkadaşım. Bu kısmı sakın gözden kaçırma sayı ne olmuş olacaktı toplamları büyümüş olacaktı. Geldik bir sonraki kısma. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere. X bölü Y 56 bölü 77 ekokları ve ebopları verilmiş. Şimdi çok dikkat arkadaşlar. Biraz önce yaptıklarımıza tamamen paralel bir soru. 56 ile 77. Bir kere bu sayılar kaba. 7'nin katları. O zaman bu 8 bu da ne olacak arkadaşım? 11 olacak. Hemen şuraya bir kere daha yazalım. Bakın x bölü y eşittir 8 bölü 11'miş. Peki bu sayılar 8 ile 11 midir? Yo. Katları da olabilir. O yüzden 8k'ya 11k dedim. Bakın şimdi 8 ile 11 aralarında asal. O zaman bu sayıların ebobu kesinlikle k mıdır? K'dır. Peki 8k ile yani x ile y'nin Hemen ben bir ekokuna bakayım. Her ikisinde de K var. K'ları alırsam 8'e 11 olur. He bunda 8 var. 8'e böldüm. Aralarında nasıl olduğu için uzatmıyorum. Demek ki bunların da ekokları da bakın 88 tane K'ymış. E arkadaşım bir de burada 870 vardı. E at K'yı karşıya. E 87K eşittir 870. E K buradan ne çıktı? 10 çıktı. Heh işte bu kadar. Ben de zaten bunu istiyordum. X bölü Y eşittir. 8K bölü 11K'ydı. O zaman X bölü Y eşittir. 80 bölü 110'dan dolayı o zaman ne olmuş oldu? X artı Y eşittir. 190 olmuş oldu arkadaşım. Bunu da halletmiş olduk. Bir daha söylüyorum. Bu sayılar direkt bunlarla ilgili değil. Bu sayılar katlarıyla o zaman katlarını da aldığında ortak katı K tamam ikisinde de K var. K bu arada ikisinde de olduğu için yazdım. Ekoklarda da 8 var bir de 11 var. Bunları da hızlıca yazıp geçebilirsin. Geldim EBOB ekok problemlerine. Peki bu problemlerde nasıl bir mevzu var? Ne yapacağız? Ben olsam yine ezber yapmam. Ama bazı kalıpları da bilsek güzel olur. Mesela EBOB dediğimiz şey nedir? Bütünden parçaya gitmektir. Ağaç dikme soruları. Mesela bir çit var burada. Bir bir çit diyorum özür dilerim. Bir tarla var. Tadranın etrafına ben ağaç dikeceğim. Ağaç dikersen bakın bütün çevreyi ne yapıyorum? Küçük küçük parçaları bölüyorum. İşte bütünü parçaya bölersen ebobu kullanırsın. Peki burada ağaç dikme sonrasında ne yapacağız? Çevreyi iki ağaç arasındaki mesafeye yani ebobu böleceğiz ve ağaç sayısını bulacağız. Fayans döşeme sorularında da bir tane senin banyon var. Banyoya fayans döşeceksen bu sefer de alan yapacaksın, alan, alana fayans düşüyorsun. Peki fayanslar ne? Nedir? Bir fayansın alanını alıyorsun, yani ebobun karesini alıyorsun. Ne yapıyorsun? Fayans sayısını bulmuş oluyorsun. Peki kutunun içine küplerle doldurma sorularında, bakın büyük bir kutu vardı, küçük küçük küplerle dolduracaksam da kutunun hacmi, kübün hacmi, ebobun kübüyle buluyorsun, küp sayısına ulaşmış oluyorsun. Ne yapıyorsun? Bütünü Küçük küçük parçalara bölmüş ya da küçük küçük parçalarla ne yapmış oluyorsun? Bütünü doldurmaya çalışıyorsun. İşte bunların hepsini yapmak için neyi kullanıyoruz? EBOB'u kullanıyoruz. Hemen örneğine bakalım. Örneği değil da anlattım. Sonra örneğine bakalım. Ne var burada da? Parçalardan bütüne gidiyorsam bu da ekok demektir. Bakın dikdörtgen levhalardan kare levha oluşturma soruları. Ne yapacağım? Bu sefer dikdörtgenler var elimde. Bakın parçalar var. Bunları yan yana getire 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 ne yapacağım? Bir kare şekli oluşturmaya çalışacağım. Karenin alanı yani ekokun karesi dikdörtgenin alanına bölüyorsun. Levha sayısını buluyorsun. Peki başka ne olabilir? Kutuları birleştirip küp oluşturma olabilir. Bakın ne yapmıştık? Büyük bir kutuyu küçük küçük kutlar, küplere ayırmaya çalışmıştık. Şimdi de kutuları birleştirip küp oluşturmaya çalışıyoruz. Ne yapacağız? Küpün hacmini kutunun hacmine böleceğiz. Bu sefer de kutu sayısını bulmuş olacağız. İşte geldik sorumlarımıza. Kenar uzunlukları 65 ve 104 olan dikdörtgenler şeklindeki bir havuzun zeminine eş kare fayanslar düşünecek. Bakın arkadaşlar. Elimde ne var? Bir 104 santimetre var. Bir de 65 santimetre var. E tabii ki de bunları olabildiğince büyük eş kareler yapmak istiyorum. Eş kareler yaparsam 65 ile 104'ün aynı anda bölündüğü sayılara bakacağım. 65-104'ten dolayı her ikisi de şu an için gözüme çarpmadı ama sanki 5'e bölsem şunu bakın 2'ye bölelim o zaman bu 65 bu 52 bir daha 2'ye bölünüyor bu 65 bu 26 bir daha 2'ye bölünüyor bu 65 bu 13 aa 13'e bölersem bu 1 bakın 13 ortak katlı ortak bölenleri o zaman bu 5 5'e bölersem de olay bitti. Ha işte demek istediğimiz buydu. Bakın ilk soruda ilk kısımda ne söylemiştik? Demiştik ki zeminin alanı bölü fayansın alanı demiştik. Bakın zeminde ne var şimdi? Kaç fayansa ihtiyaç var diyor. 104 çarpı 65'lik bir zemindi. Ve ben de 13'e 13'lük fayanslar döşeyeceğim. 13'e 13. Bir tanesinin boyutu 13. Bir tanesinin boyutu 13. Bakın 13'e 13, e 13 düşeceğim. Yani bu tarafa doğru 8 tane, buraya doğru 5 tane. Arasında 8 kere 5'ten dolayı 40 tane olduğunu görüyorsun. Ama bakın burada da işlemsel olarak gösterelim. 104'ü böldün 8, bunu böldün 5. Zaten 8 kere 5 40. Bakın yine söylüyorum. Mantıken buradan da görüyorsunuz. 13 13 13 13 13 13, 13, 13 yan yana gelecek. Ne yapacak? 8 tane. 13 13 13 13 aşağı gelecek. Ne yapacak? 65'i 13'e bölersem de 5 tane. 8 kere 5. Bu tarafa doğru 8. Alt alta da 5 tane dizersen 8, 8, 8, 8, 8. 5 kere 8. 40 olmuş olur. Geldim bir sonraki soruma. Uzunlukları 40, 56, 72 olan çubuklar hiç artmayacak şekilde eşit uzunluktaki parçalar ayrılacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın 40, 56, 72. Büyük büyük parçalar var. Ben bunları ne yapacağım? Bütünü parçaya ayıracağım. Yani EBOB'dan bahsediyor muyum? hepsini aynı anda bölen ben 8 gördüm. 8'e böldüm 5. 8'e böldüm 7. 8'e böldüm 9. Daha da ortakları var mı? Yok. O zaman demek ki benim çubuklarım ne olacak arkadaşım? 8 parçaya 8 santimlik parçalar ayrılacak. Eşit uzunluk diyordu ya. Hepsi 8'er 8'er ayrılacak. Peki 8 parça için yani 8 santimetrelik parçalardan kaç tane oluşur? 5 tane. Kaç tane oluşur? 7 tane. Kaç tane oluşur? 9 tane. Zaten burada çıkanlar da benim neyimdir arkadaşım? Parçamdır. Yalnız bu soruda çok büyük bir çakallık var. Dikkat edin. O da şu. Her kesimin fiyatı 3 TL olduğuna göre bu iş bu kesim için en az kaç TL harcanır diyor. Arkadaşlar dikkat edin. Sen ne yapacaksın? 40'ı 5 parçaya ayırmak istiyorsun ya. Elinde bir ekmek varsa sen bu ekmeği 3 parçaya ayırmak istiyorsan iki kesik atarsın. İki parçaya ayırmak istiyorsan bir kesik atarsın. Dört parçaya ayırmak istiyorsan üç kesik atarsın. Sen kaç parçaya ayırmak istiyorsan bir eksik kesik atarsın. O zaman dört kesik, altı kesik ve de ne olacak? Sekiz kesik attığında senin işlemi bitecek. Dört, altı, on, on sekiz oldu. Her biri kesiklerin her birinin maliyeti bana üç liraymış. On sekiz kere üç, elli dört olmuş oldu ve bu sorumu da bitirmiş oldum. Geldik bir başka soru. Bir fabrikada üretilen dikdörtgenler prizması şeklindeki özdeş ilaç kutularının her birinin boyutları 6, 9, 15 santimetredir. Bu ilaç kutularının aralarında boşluk bırakılmadan üst üste koyularak küp şeklinde en küçük koliye boşluk kalmayacak şekilde yerleştirmek isteniyor. Bakın yine farklı boyutlar var. Benim yan yana 6, 6, 6, Üst üste 9 9 9 ve dikeylemesine de bakın 6 6 6. Yan tarafa doğru 9 9 9. Yukarı doğru da 15 15 gideceğim. Yani 3 boyutum var. Sağ, sol, yukarı. 3 boyut olduğu için bunların her birini ne yapacağım? Ortak bir kata getirmeye çalışacağım. Ortak katta ne? Bakın her biri 3'e bölünüyor. 2 etti, 3 etti, 5 etti. 2'ye bölünüyor 1. 3'e bölünüyor 1. 5'e bölünüyor 1. Bunları da hızlıca böyle söyleyebiliriz. Peki ne olmuş oldu? Gördüğün gibi 18-5'te 90'ına birleşmiş oldular. E zaten biz de biraz önce formülde de söylemiştik. Formüle gerek yok aslında. 90'da birleşeceklerse bunlar, bu vatandaşlar. O zaman demek ki yan yana 15 tane koyacağım. E böylemesine dedi yan yana ne yapacağım? 90'da birleştikler için 10 tane koyacağım. Üst üste de arkadaşım 90'da birleştikleri için 6 tane koyacağım. Heh işte bakın sağa sola 15 tane 10 tane koyarsan 150. Bir tabakada 150 var. Üst tabakada 150. Üst tabakada 150. 6 tabakada üst üste koyacaksın. Zaten biz ne demiştik arkadaşım? Kolinin hacmi demiştik. Kolinin hacmi 90 90 90. Çünkü bu neydi? Bir küptü. Ve de benim boyutlarımda 6 9 15'ten dolayı bakın ezber yöntemden de yine benim biraz önce yazdığım sonuçları elde ediyorsun. 15 çarpı 10 çarpı 6'dan dolayı senin cevabın ne olmuş oluyor? 900 tane koli gerekmiş oluyor. 15 kere 6 90. O zaman ne olmuş olacak? 10 çarparsam da 900 tane ne gerekiyor bana? Özdeş ilaç kutusu gerekiyor. Koli değil de özdeş ilaç kutusu gerekiyor. Gördüğün gibi arkadaşım biraz daha 3 boyutlu düşünürsen ki çok zor değil. Yatay, yatay bu iki boyut demektir. ...bir de ben buna boy katarsam işin içine... ...o zaman ne olur? 3 boyutlu olur. Bunu da bu şekilde söylemiş olduk. 400 TL'den az olduğu bilinen... ...bir miktar para... ...3 kişiye eşit olarak paylaşılacak. 1 TL... ...paylaşıldığında bir TL. 4 kişiye eşit olarak paylaşıldığında 2 TL. 5 kişiye eşit olarak paylaşıldığında da... ...3 TL artıyor. Bakın şöyle mi diyor bize? Bir tane para var ortada... ...ve bu para nedir arkadaşım? 400 TL'den az... Bakın 400 TL'den az bir para var. Yalnız bu para 3 kişiye eşit paylaştırıldığında 3K artı 1 lira artıyor. 4 kişiye eşit paylaştırıldığında bu sefer 2 lira artıyor. 5 kişiye eşit paylaştırıldığında da 3 lira artıyor. Yani 5 kişiye para veriyorum 3 lira daha eklersen bu para ediyor. E bir dakika bir dakika bir dakika. Bu tarz sorularda ne yapacağız? İster bu şekilde problem olsun. ister bu şekilde bir matematik sorusu olsun. Hiç fark etmez. Bizim yapmamız gereken bunların hepsini artılardan kurtarıp bir kat şeklinde yazmak. Yani ben burada ne yapacağım? Herkese artı 2 ekleyeceğim. Bakın eşitliğin her tarafına artı 2 eklersem. Burası 3K artı 3 olur. Burası 4M artı 4 olur. Burası 5N artı 5 olur. O zaman bakın ne olmuş oldu? A artı 2 3 parantezinde K artı 1 oldu. Yani 3'ün bir katı oldu. 4 parantezinde m artı 1 yani a artı 2 4'ün bir katı oldu. 5 parantezinde ne artı 1? Bakın a artı 2 5'in bir katı oldu. Ya bu nasıl bir sayı arkadaşım? a artı 2 dediğim şey hem 3'ün hem 4'ün hem 5'in bir katı. Bu 3 sayı aralarında asal olduğu için 3, 4, 5'ten dolayı a artı 2 ne olacak arkadaşım? Bakın 20, 60 sayısının bir katı olacak. Bakın 60 sayısının bir katı olacak. Niye? Hem 3'e hem 4'e hem de 5'e bölünüyor. O zaman bu sayı nedir? 60 ya da 60'ın katıdır. 60 ya da 60'ın katıdır. O zaman ben de ne diyorum? 400'den az olduysa en çok kaç diye sorduysa o zaman A artı 2 nedir? 360 olabilir. A artı 2 bir sonraki de 420 olur. 2 çıkartırsan 408 eder. 418 eder. O zaman ne olacak demek ki? 358 benim cevabım olmuş olacak. Hocam 360 derdi 420 nereden geldi? 60'ın bir katı olduğu için 6 katı 60'ın bir katı olduğu için 7 katı olabilir diye düşündüm. Ve bu şekilde de söyledim. Bu sayı çok büyük geldi. Bu da tam oturdu. O zaman 400'den az ama en çok kaçmış? 358'miş dedim. Ve bu sorumu da bitirdim. Geldim periyodik olarak tekrar eden durumlara. Bugün günlerden pazartesi ise yani günler ne yapar arkadaşım? 7 günde bir aynı yere gelir. Benim bir ilacım varsa 3 günde bir kullanacaksam o zaman 3 günlük periyotlarla kullanırım. Benim günlerim haftalarım 7-7'ye gittiği için bugün sallıyorum pazartesi ise 7 e, gün sonra yine pazartesidir. 14 e, gün sonra yine pazartesidir. 7'nin katları benim için periyot olarak tekrar eder. Aylar... 12'de bir aynı yere gidir. Aylar 12'de bir aynı yere gidir. Unutmayalım saatler 24 saatte bir aynı yere gelir. Tabii ki de dijital saatten bahsediyorum. Duvar saati 12 saatte bir aynı yere gidir. Unutma bunları. Bunların hepsi periyottur arkadaşım. O zaman pazartesi günlerden bugün pazartesi ise 130 gün sonra nedir diyor. Bakın 130 gün sonrayı ben 7'ye bölersem ne olur biliyor musun arkadaşım? 140 olsaydı 20 olurdu. Demek ki 18 olacak. 126 olacak burası. 4 tane de gün artık olacak. Bakın, ee, bir daha söylüyorum. 20 tane olsaydı 140'tı. Bir tane çıkarttım. 133. Bir tane çıkarttım. 126 4. Şimdi bugün günlerden pazartesi ise 130 gün sonra 18 hafta geçecek. Bir de 4 gün geçecek. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günüm olmuş olacak. Peki önceye gidersek ne olacak? Yine aynı mantık. Hiçbir fark yok. 90 bölü 7 70 olsaydı 10'du 71 değil şey 70 olsaydı 10'du 77 değil 84 olacak. 84 yaparsam da burası 6 olacak. Bakın yine ne olmuş olacak? 12 hafta önce çünkü geri diyor önce diyor. 12 hafta önceye gideceğim. Bir de 6 gün geriye gideceğim. Bakın olay bu kadar basit. O zaman pazartesiden 6 gün geriye gidersem pazar, cumartesi, cuma, perşembe, Çarşamba, şu an 5 gün gittim ne gelmiş oldu? Salı olmuş oldu. Bir de unutmayın arkadaşlar. Bu sayılar periyodik olduğu için 6 gün büyük bir sayı. Bakın 6 ile 1'i toplarsan 7 ya. 6 gün geri gideceğini bir gün ileri gibi düşünebilirsin. 6 gün geri yapacağını bir gün ileri gibi düşünebilirsin. Pazartesi ne olacaktı? 7 gün gidip bir gün ileri gitmek gibi yani salıya gelmiş olacaktın. İşte bu kadar. Bu periyodik muhabbetlerde böyle arkadaşım dedim ve geçtim. Şimdi ne geldik? Son gördüğünüz gibi iki sorum ve bitiyor artık. Çünkü bu konu çok uzun. EBOB, ekok var ve de problemleri var. Bir de periyodikler var. İki soru da yap bitirelim. Ondan sonrasında da hemen ödül sorumuza geçelim. Aynı hastanede çalışan hemşirelerden Deniz 8 günde bir, Eylül'de 10 günde bir nöbet tutuyor. İkisi birlikte ilk kez çarşamba gün tutmuşlar. Bakın çarşamba birlikte nöbet tuttular. Peki bu 8 günde bir tutuyorsa, bu 10 günde bir tutuyorsa hemen neye bakacağım? 8 ile 10'un ekokuna bakacağım. E bu 4, bu 5 aralarında asallar. 4 5 1 yazdım. Neymiş arkadaşım? 40 günde bir birlikte nöbet tutuyorlar. Peki ilk kez çarşamba tuttuklarına göre bir sonraki nöbet bakın bu birinci nöbetti. İkinci nöbet ne olacak? 40 gün sonra. E bir sonraki nöbet bak bu ikinci nöbet. E üçüncü nöbet ne zaman? Bir 40 gün sonra daha. Dördüncü nöbet ne zaman? Dördüncü nöbet bir 40 gün daha sonra. Bakın ikisi birlikte ilk kez bugün tuttular. Çarşamba gündü. Sonrasında da dördüncü dördüncü kez diyor. Dördüncü kez için üç tane 40 geçer. Sakın 40 kere dört yapma. Ne yapacaksın arkadaşım? 40 kere üç 120 yapacaksın. 120 yaparsam da yine 120 gün sonrasına gitmeye çalışıyor muyum? Çalışıyorum. Ne yapacağım? 7'ye böleceğim. 7'ye bölersem biraz önce söylediğim gibi arkadaşım bakın 140 olsaydı 140 olsaydı 20 idi. Demek ki bu 17 olacak. Hani biraz önce 18 diye. O da 119 olacak. Çıkarttığımda 1 artık gün etmiş oluyor. Bakın olay çok basit. Bu kadar arkadaşlar. Yapacağın şey Periyodun neyse ona bölüyorsun. Burada anlamı ne? Haftalar aynı yere getirdiği için 17 hafta geçecek. 17 haftadan sonra da arkadaşım bir de bir gün geçecek. Et ben çarşamba tutmuştum birlikte. Bir gün sonrası da benim için ne olacak arkadaşım? Perşembe olmuş olacak. Hatta şöyle PRŞ yazalım. Perşembe olduğunu görelim. Bu sorumu da bitirmiş olduğum. Geldim son soruma. 3 farklı lamba. 20 saniye, 30 saniye, 45 saniye. Peki Bunlar kaç saniye sonra ortak geri gelir? 20, 30 ve 45. Bunların ortaklarına bakalım hemen. Hepsi 5'e bölünüyor. 4, 5'e bölününce 6, 5'e bölününce 9. Araların nasıl oldukları için hatta bölelim hemen. 2'ye böldüm. 2, 3, 9. 2'ye böldüm. 1, 3, 9. 3'e böldüm. 1, 3. 3'e böldüm. 1. O zaman ne oldu? 5 kere 2, 10. 2 ile çarptım. 12 ye çarparsam 20, 9 çarparsam da 180 saniye sonra bunlar bir kez daha yanar. Bakın saat 9.00. Birinci kez yandık. İkinci kez ne zaman yanarız ikinci kez? Bakın ikinci kez 180 saniye sonra. Üçüncü kez ne zaman yanarız üçüncü kez? 180 saniye sonra. Pıt pıt pıt. Bana altıncıyı soruyor. 6 Altı tane için... Bakın burası dördüncü, bu beşinci, bu altıncı olduğu için bana ne lazım arkadaşım? Bana tam tamına beş tane 180 lazım. Bu arada 180 saniye nedir arkadaşım? 60 saniye bir dakika olduğuna göre 3 dakikadır. E 3 dakika ise 3 dakika çarpı 5 ne olacak arkadaşım? 15 dakika olacak. Peki 15 dakika e bize diyor ki 6. kez birlikte yanı saat kaçtır diyor. E saat 09'du. Şimdi 15 dakika öteye gideceğim. Ne olacak arkadaşım? 09 15 olmuş olacak. Ne yaptım arkadaşım? Üçünün de ortak yandığında ona baktım. 29 kere yanacak. Bu 6 kere yanacak. Bu da arkadaşım 4 kere yanacak. 4 kere 6 kere bir de 9 kere yandıklarında yani 180 saniye sonra yine ortakları ile 180 saniye ne demek arkadaşım? 180 saniye 3 dakika demek. E 5 kere daha ilk kez yandılar birlikte. Sonra 5 kere daha yanarlarsa 6. kez ortak yanarlar. 6. kez ortak yanarlarsa o da 3 kere 5 15'ten dolayı bu soruyu da yapmış olurum. Evet arkadaşım olayı bitirdik artık. EBOB yaptık. EKOK yaptık. Problemlerini anlattık. Şimdi de ne yaptık? Periyodik olarak tekrar eden durumları anlattık. Ve burada önemli kurallar vardı. Şu ikisinde önemli kurallar vardı. Ebop'la Ekok'un çarpımı vardı arkadaşım. Sakın sakın unutma. Ebop'la Ekok'un çarpımı neydi? Sayıların çarpımına eşitti. Burayı da unutmuyorsun. Ve bunu da güzel bir şekilde yapmış oluyorsun. Sözü fazla uzatmayalım. Lütfen ödevlerinizi yapın. Bakın e, liseye yeni geçtik. Sınavlarımız inşallah iyi gelmiştir ama lisenin kolay olmadığını, ortaokuldan bir tık daha zor olduğunu görmüşsünüzdür. Ama çalışan için hala kolay. O yüzden de lütfen ödevlerimizi yapalım. Bir sonraki dersimize haftaya salı gününe sağlam gelelim. O zaman vakit kaybetmeyelim. İşte ödüllü soru. Tonguç kelimesini 100 kez yan yana yazıyorsun ve 6'da bir tekrar ettiğini görüyorsun. 140. sayı nedir? Hiç, o zaman ne yapıyoruz? cevapları yoruma bırakıyoruz. Like butonunu kırmayı unutmuyoruz. Ve sizleri sevdiğimi hiç unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.